Merhaba değerli çiftçi arkadaşlar. Bugün Yüksel Bey ile beraberiz. Kış mevsiminin ortasındayız. Aralık neydi? Aralık 15'indeyiz. Evet Yüksel Bey merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. İstanbul'dan geliyoruz. İstanbul'dan geliyoruz. Evet. Memleketimiz buralar. Ünye, evet. Evet, Ünye. Evet sevgili arkadaşlar. Yüksel Bey neden geldi diye ben kendilerine sormak istiyorum. Ondan sonra konuya geçmek istiyorum Yüksel Bey. Neden geldiniz efendim buraya kadar? Adem Bey bizim dallarımızda böceklenme var. Böceklenme var. Toprak çok sıkı mı? İşte verdiğimiz gübreler verimli oluyor mu? İstediğimiz verimi alamadığımızdan dolayı şikayetçi. Toprakta problem var mı yok mu? Sıkıntı var. Evet başka? Bizim kesim olayını göstermek, uzman bir kişiye göstermek için. Evet, kesim olayı, toprakta verim var mı yok mu? Peki, siz buradan dönümüne ne kadar alıyorsunuz? Buradan dönümüne çok cüzi bir şey alıyoruz. Yani aldığımız 200 kilo, 250 kilo civarında. Dönümüne? Kaç dönümde burası? 80 dönüm civarında. Totalde ne kadar ürün alıyorsunuz? Oradan yaklaşık işte, ne yapar? Yani 7-8 ton civarında tam fındık yapıyoruz. Arkadaşlar, normalde 300 kiloyu, 400 kiloyu aşağı düşmemesi lazım. Bu taban arazilerimizde verim. Türkiye koşullarında bu 600'e kadar da çıkartabiliriz. Ama biz 100 kiloyla 150 kilo arasında ürün aldığımız zaman bir kere şapka atıyoruz havaya. Toprağımız gayet sıkı bir toprak. Kök çalışamıyor gördüğüm kadarıyla. Artı dallarda mantarlaşma var, dal kurdu var. Dal kurdunun olmasının yegane sebebi sevgili arkadaşlar, topraktan bitkimiz gerekli olan besin kaynaklarını alamadığından dolayı, bitki tam beslenemediğinden dolayı bu tür hastalıkların yüzeye vurmasına yardımcı oluyoruz. Kök çalışamıyor, meyve tutunamıyor ve bu yıl gördüğüm kadarıyla çok güzel bir meyve tutunması var. Ama toprak gerekli olan besin kaynağını ne yazık ki kökten alamıyor. Buyurun, besin kaynaklarını alamamasının yegane sebebi şu yosunlaşmadan bunu tecrübe edebiliriz. Peki ne yapmamız lazım? Bir, toprağı rehabilite etmemiz lazım. Toprağı çalıştırmamız lazım arkadaşlar. Toprağı gevşetmemiz lazım. Toprakta %25 hava, %25 hava, %25 nem ortamını sağlamamız lazım. Bunu her videomda anlatıyorum. İkinci özellik. Mesela şu anda tozlanma dönemine doğru gidiyoruz. Artık tozlanma açmaya başlamış. Yüksel Bey. Evet. Bak tozlanma şu anda açmaya başlamış. Bu 15-20 gün sonra fevkalade tozlanacak. Evet. Tozlandığı zaman arkadaşlar şu dalcıklarımız, çıtır dalcıklarımız burada bu tozlanmadan dolayı döllenecek. Bu döllenme işlemini biz bu mevsimde, bu günlerde sonbahardan tut da ta ki tozlanma gerçekleştirene kadar bu ürünleri kullanmanızda fayda var. Bilhassa kendi ürünüm veyahut başka bir ürünleri burada dile getirmek istemiyorum. Ne koşullarda, ne şekillerde yapıldığını pek bilmiyorum. Ama benim ürünün muhteviyatı farklı. Bunu iddia ile konuşuyorum. Ve çalışmalar sonucunu da görmekteyim. Bir soru sorabilir miyim? Evet sorabilirsin. Şimdi fındık ışkınları alınmamış. Bu ışkınlar alınmadan ilaçlama yapılabilir mi? Ya yaparsınız. Bu biz dala şu anda, biz dalı çalıştıracağız. Elbette ki ışkınlar alınması lazım. Ama bizim şu daldan biz emilim yaptırdığımız için atacak olduğumuz bitki besleme ürünlerini daldan emilim yaptığı için ışkın bizi pek fazla bağlamıyor. Işkın ne zaman bağlar? Hani baharın atıyorsunuz ya kimyasal gübre. Kimyasal gübreyi attığınız zaman sürgünler daha fazla beslenecek. Şimdi biz bu fındığa kimyasal gübre atmalı mıyız? Mesela 46 gübre, 26 gübre. Kış mevsiminde. Şimdi bu ayda. Bu ayda. Bana sorarsanız, beni dinlerseniz
benden danışmanlık formatına girerseniz atmanıza gerek yok. Çünkü 2 ay sonra bu fındık yine krize düşecek. Peki beslenemeyecek, enerjisi bitecek. Enerjisi bittiği zaman ne olacak Yüksel Bey? Aç kalacak. Aç kalacak. Yani ama bizim ürünler dominant olduğu için, orijinal mineral besin kaynakları olduğu için bu toprağımızda 24 saat var olacak. Şimdi bu dallara Leonardit gübresi mi atmalıyız, solom sıvısı mı? Leonardit farklı, solom farklı. Ama bizimkisi madensel ve hayvansal olarak geçiyor. Şu andaki benim ürünüm madensel ve hayvansal olarak geçiyor. Yani hepsini karıştırmayalım. Evet, madensel ve hayvansal üstadım. Şu anda kullanacak olduğunuz ürünler. Bunları bir bu mevsimde kullanıyoruz. Bir, üçüncü ayda kullanıyoruz. Dördüncü ay ilk başlarında kullanabilirsin, bir mahsur yok. Ama en uygun olanı bu mevsimlerde, yani 9. ayın 15'inden 12. ayın sonuna kadar, döllenme zamanına kadar bunu kullanabilirsiniz. Ha, ben aslında 10. ayın 30'una kadar bitirmenizi arzu ederdim. Benim ürünümü kullanan çok değerli çiftçi arkadaşlar var. Muhtelif yerlerden telefon geliyor. Şu kuşların, ağaçların kurumaya yüz tuttuğu dönemde bu kuşların çok canlandığını bana deklare ettiler. Ben bundan dolayı çok mutlu oldum. En azından sorduğumda bana şunu dediler. Ürününden şu an için çok memnunuz. Daha bahara çıkmadık. Çünkü benim meyve ağaçlarım kurumaya doğru yüz tutmuştu. Ne yazık ki şu anda neredeyse yaprak açacak. O aşamaya geldi. Bu bizleri son derece mutlu etmekte. Kendilerine şu soruyu sordum. Sayın abim, ne hissettin o zaman, ne gözlemledin? Ürününüzün çok güzel çalıştığını gördük dediler. Ben bundan bu mutluluğu sizinle de paylaşmaktan şu anda huzurluyum. Hocam, bizim toprağımız, sen ne yaparsan yap. Ama toprağa güzel bir şeyler yapmışsın. Yerel ürünler kullanmışsın. Fındık kapçığı kullanmışsın. Kabartacak olduğu kadar kabartmış. Arkadaşlar bak, şu ürün kabartmış ama bu ürünü tek başına kullanmasaydın. Bu ürünü toprakla birleştirseydin. Aslında toprakta humusun var senin. Toprakla buluşturmuş olsaydın bu sıkı toprağa bu kadar daha katkı yapacaktın. Evet. Bu toprağı bu kadar daha zenginleştirmiş olacaktı. Ama ne yapmışsın? Güzel bir çalışma, kötü değil. Toprağın azot ihtiyacını %20 karşılamışsın. Sen tekrar sunni gübre vermeye gerek yok. Azot, azotlu gübre. Tabii bu azottur. Tabii. Bu orijinal azottur. Ama sizin toprağınızın daha güçlü olması için, gevşemesi için 2-3 tane çalışma yapmamız lazım. Ama bu çalışma yaparken kullandığın o katı materyal yılda %30 erir. %30 bitki faydalanır yılda. 3 yıl bu %30 toprağını rehabilite eder. Toprağını sanki masaj yapan masörler gibi toprağını gevşetir, işler. Yapraktan da beslememizi yaptığımız takdirde 10 numaralı bir ürün olur. Bir, arkadaş az önce bana dedi ki bu dalı ne nasıl yaparız? Dal işte budama şeklini. Arkadaşım, bu dal şu anda yanlış çalışıyor. Yanlış çalıştığından dolayı ben demeyeceğim ki size şu anda kesin. Neden kesin? İçe doğru gidiyor. Ürününü aldıktan sonra kes. Mesela şu dal, mesela ben bugün şunları kes. Hocam hiç yok muydu ya? Bu insanı sakat bırakır. Şimdi bak arkadaşlar, yine bu dalımız dışa meyillenmesi lazım. Dış yöne çalışması lazım. Yani bir bebek edasında bakmamız lazım biz bu dallarımıza. Teknikler bunlar. Dal içe bükey olmayacak. Sevgili arkadaşlar. Dal içe bükey olmayacak. Yani evet Yüksel Hocam, benim anlatacak olduklarım bu kadar ama daha var. Sen şu anda A'dan başlıyorsun. A'dan başlıyorsun. A'dan başlıyorsun. Arkadaşlar,
bu güzel sohbetimiz hepimize hayırlı olsun. Sizin ne düşünceniz olacak Salih Bey? Yüksel Bey, Yüksel değil mi? Ben hep karıştırıyorum. Evet, siz de herhalde çiftçisiniz. Evet. Köyde yaşıyorsunuz. Evet. Siz ne fikriniz var? Onu da alayım. Fikrimiz benim Adem Bey, bilhassa da bu dal kurtları için yani. Dal kurtu kardeşim, hiç uğraşma. Dal kurdu yine üzerine duruyorum arkadaşlar. Bak hepiniz buradasınız. Güzel beslenme, evet. Rahatsızlıklara paydos. Bir de bu ışkın almanın yani mevsim, yani ayı veya zaman olaraktan herhangi bir sizin de... Şimdi hemen fındığını topladığın an bakıma geç. Çünkü evet. Bu bitki toprakta ne kadar besin kaynağı varsa bu alacak kardeşim. Tamam mı? Bunu kes. Bazen Mayıs, Haziran aylarında... Ya şimdi alabilirsin. Yani. Sürgüne besin kaynağı gitmemesi için al. Evet. Ama yapacak olduğun şey bitki kökleri, sevgili arkadaşlar bakın yine söyleyeceğim ben size. Mayıs, Nisan. Bitki kökleri kışın bu toprağa mikronize yapacak olduğumuz o besin kaynakları, şimdi çok yıllık besin kaynağı atacağız buraya. Evet. Çok yıllık besin kaynağı toprağa mikronize edecek. Yani şu topraktaki, bak arkadaş, kış mevsimi olmasına rağmen, yani şu topraktaki mikronize dediğimiz makro ve mikro besin elementlerini çözerek bitkiye besin elementlerinin geçişinde yardımcı olacak bir çalışma şeklidir. Bunu biz gözlemleyemeyiz. Bunu ancak o bizim attığımız toprak dostu ürünlerimiz bu çalışmayı yaparak bitkinin kök diplerinde muhafaza edecek. Yani biz şimdi şuradan bir fidan çektiğimiz zaman veya ot köklerinde bitki kılcal kök uçlarında besin kaynaklarını toplar. Organik besin kaynaklarını toplar. Mısırı çektiğin zaman, biberi çektiğin zaman, herhangi bir tek yıllık veya çok yıllık bitkileri küçük topraktan çektiğin zaman sıkı olmayan topraklarda bu kök uçlarında, o kılcal kök uçlarında bütün besin kaynaklarını toplar kardeşim. Bu besin kaynaklarını topladığı takdirde işte 12 ay bu besin kaynakları bu kök uçlarında mevcuttur. Biz organa mineral maddeleri ve organik gübreleri önermemizin yegane sebebi bu. Yapraktan da besleme yaptığımız zaman emir komuta geliyor. Benim şu besin elementlerini bana acil gönder. Yaprak diplerine bu besin elementleri gelecek. Biz besin kaynağımızı, dört dörtlük besin kaynağımızı verdiğimiz zaman dal kurduydu. Efendim delicilerdi, emicilerdi. Bunların hiçbiri senin bitkine yetişmez. Sebze de yapsan yetişmez arkadaşım. Çok yıllık bitki de yapsan. Demek evet. Tamam. Kısmanları ilaç götürüyor.